Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. YouTube için video çekmeye çok uzak olduğum bir dönemi geride bıraktım. Yani biraz kendime odaklanmam gerekiyordu. Ben bir bilmeyenler için 8-9 aydır herhangi bir sorun üzerine değil, kendimi daha iyi algılamak, kendimle ilgili kararları daha mantıklı almak adına ve bazı hani her yaşayan insan gibi eksiklerim olduğunu düşünerek bir terapi sürecindeyim. Bu terapi süreçlerinin bazı şeyleri fark ettirmesiyle bazı zor dönemleriniz olabiliyor. Öyle yani çok sürmeyen böyle 2-3 haftalık duygu anlamında yoğun bir dönemde geçirdim. Onun dışında zaten YouTube'a da çok hevesim yoktu o dönemde. Benim için zaten ara ara heveslenip video atıp ara ara da bıraktığım bir yer. Bunu artık biliyoruz. O yüzden uzun bir aradan sonra merhabalar. Şimdi gayet video çekesim olan bir dönemdeyiz. Her şey harika. Bazı konularda sizleri güncelleyeceğim. Neler yaptım, neler ettim ve şu an neler oluyor gibi. Önce Bulk Head Training ile başlayalım. Bulk Head Training Deadlift Method çıktı. Aşağıya linkini bırakacağım. Çok iyi deadlift artışları sağladık şimdiden birçok insanda. İlgileniyorsanız tıklayabilirsiniz. Onun dışında koçluklar da devam ediyor. Şu an sanırım kontenjanlar dolu. Ama girdiğinizde satın alabiliyorsanız yer vardır demektir. Bunu da söylemiş olalım. Bunlar dışında arkadaşlar, son zamanlarda ben antrenmanlarımı farklı bir stile çektim. Bunu biraz özet geçeceğim sizlere. Şimdi Woodbox'a gideceğim. Size genel olarak CrossFit nasıl bir spor, nasıl bir müsabık CrossFitçi olunuyor ve işte dünyadaki CrossFit Games gibi büyük organizasyonlara atletler nasıl katılıyor, Türkiye'de durum ne? Bunları falan bayağı anlatacağım. O yüzden şimdi Woodbox'a yola çıkacağız. Hava biraz kapalı. Saat şu an 10 falan. O evrede de ben nasıl bir geçiş yaptığımı, neden yaptığımı falan özetlemek istiyorum. İlk başta küçük bir girişle sebebini anlatayım size. Büyük liftler vardı senelerdir gelmeyen ve hedefim olan. Bunlar için kendimi zorladığım dönemde yine birazcık büyüdüm, kilo aldım vesaire ve çok ağır bir vücuda sahip olmaya başladım. Bu kiloyla da ilgili değil, yağ oranıyla da ilgili değil. Yani birçok insan kas kütleniz aynı kalsa da yağ oranınızı azalttığınızda ciddi anlamda hantallıktan kurtulduğunuzu düşünüyor. Ben bunu düşünmüyorum. Kas kütlesi belli bir oranın üstünde olduğu zaman yokuş çıkmak zor. Günlük aktivitelerde nabzınızın çok kolay artabilmesi muhtemel gibi gibi durumlar var. Ben 300 deadlift için peaklediğim dönemde bir gün Bomonti'de bu aşağıdan yukarı doğru bir yokuş var. Piyale Paşa'nın bitiminden işte çıkıyor. Orada 2-3 kere sorguladım gerçekten ben bu şekilde yaşamaya devam etmek istiyor muyum diye. Ve bir gün hayır cevabını kendime verdim. Kondisyonumu arttırmak istedim. Onun dışında da yıllardır çok istediğim bir şey halter öğrenmek. Şu an tabii ki öğrenip çok iyi olmak zor. Çok iyi olmak için değil. Yapabilmeyi, o beceriye sahip olabilmeyi hep istemiştim, hep ertelemiştim. Bu iki ortak nokta CrossFit'te buluşuyor. CrossFit bilenler bilir benim çok çok bayıldığım ve çok takdir ettiğim, inanılmaz bence spor dediğim böyle olur dediğim bir akım veya bir oluşum değil. Ama içinde sevdiğim elementleri barındırdığı için hazır böyle Woodbox gibi Türkiye'deki en iyi sporcuların da antrenman yaptığı ve inanılmaz huzur dolu doğanın içinde bir gym de varken hayatımda ufak ufak denemeye karar verdim. Aslında bu. Fakat CrossFit powerlifting'i de bir branş olarak içerisinde barındırıyor. Deadlift, squat, bench press var. Mutlaka çıkabiliyor. Geçen sene mesela çıkmış bench press one rep max çıkmış yani. Ön eleme antrenmanlarında. O yüzden zaten CrossFit'te belli bir alanın hani iyisi ve ustası olup diğerlerinde biraz daha işte kompetitif olmaya çalışıyorsunuz. Gözlemlediğim bu. Ya da hepsinde çok iyi olmaya çalışan profesyonel atletler de var tabii. Ben 10 senemi vermiş olarak powerlifting'i de yani güç temelimi de çöpe atamazdım zaten. Bu da çöpe atmamama vesile olabilecek bir spor olduğu için de bir yandan deniyorum. Çünkü öyle dramatik düşüşler yaşayacağımı düşünmüyorum. Tabii ki pushlayabileceğimi, zaten o pushlama mantığı ve hani o çok zorlama ile durumun şu an olduğundan nereye gideceğini düşününce birazcık
uzaklaşmak istedim o yokuşları çıkarken. Bu da böyle bir bahane olacak ve açıkçası ben kuvvetimi koruyabileceğimi, en azından belli bir oranda koruyabileceğimi, gidip de deadliftimin 250'ye ya da bench press'imin 150'ye düşmeyeceğini biliyorum. Tecrübe de ettim. Kuvvet antrenmanları da yapıyorum zaten. Normal bir CrossFit antrenmanında kuvvet antrenmanınız var. Kondisyonel antrenmanlarınız var. Teknik anlamında geliştiğiniz antrenmanlar var. Vesaire vesaire. O yüzden içinde zaten kuvvet barınıyor ve bir kayıp olmuyor. Yani özetle 10 senelik emeği bir kenara koyup her şeyi boş verip CrossFit'e geçiş yapmadım. CrossFit'e tam anlamıyla da bir geçiş sağlayamam zaten bu kadar kısa sürede. Öğrenecek çok şey var, onlardan da bahsedeceğiz. Bir sürü beceri var. Genel olarak halterin çekiciliği benim için, kondisyon arttırma isteğim gibi gibi motivasyonlarım var. Bununla birlikte şöyle de bir şey var. CrossFit çok güzel bir komüniteye sahip. Sosyokültürel anlamda da insanlar belli bir seviye ve üstü. Bu çekici bir şey. Bunun payı da var. Bununla birlikte bodybuilding, powerlifting, strongman müsabak oldum. Bir tek barbel odaklı branşlarda, fitness alt dallarında CrossFit kalmıştı. Belki böyle bir müsabakada yaparım diye niyetim de var. Bu da motivasyonlarımdan biri. Powerlifting'e bu kadar süre bir şekilde devam etmem, yarışmamama rağmen görmek istediğim bazı kilolar içindi. Bunları gördüm, bunların üzeri için ne yapmam gerektiğini de senelerdir yapan biri olarak bildiğim için o gereklilikler için çok motive değilim. Ama tabii artabilirse güzel olur. Şu an 2 haftada bir deadlift yapıyorum. Normalde de haftada bir yapıyoruz. Maksimum çok yüklendiğim dönemlerde 2 yaparım. Gayet güzel gidiyor. Bu kadar yoğun aktiviteye rağmen güzel bir kuvvetim var. Squat zaten çok fazla parçası CrossFit'in halterinde. Bench press'te tabii ki istemediğim düşüşler gözlemliyorum. O zaten normalde birazcık sıklığı azalttığımda ya da biraz farklı bir odağa geçtiğim an yine oluyordu. Ama özellikle şu an şınavlar, burpee'ler, yani çok fazla itiş hacmi olan kondisyonel antrenmanlarda olunca ister istemez performans düşüşünü orada en narin liftler, zaten upper body liftleri görüyoruz. Strict press'im de, yani overhead press'im de aynı şekilde, ama içerisinde arada sırada antrenmanlarda oluyor. Geçenlerde 90'la yine çok da zorlanmadan antrenmanlar yaptım. Yani antrenman gidişatını da böyle özetleyebilirim. Şimdi ufaktan çok konuştum. Salona yol alıyoruz. Evet arkadaşlar, hava bugün kapalı, o yüzden motor kullanmıyoruz. Taksi, metro taksi yapıyorum. Metro Kağıthane'den Göktürk'e gidiyor. Bizim salon Kemerburgaz ormanında zaten. Kısaca bu arada son zamanlarda bana iyi gelen bazı şeylerden bahsedeyim. Doğayla iç içe olmak. O salon genel olarak zaten bir terapi. Daha önce videolarımda da gösterdim, yine göreceksiniz. İnanılmaz iyi geliyor. Çok iyi insanlar da barındırıyor içinde zaten. Şimdi hatta orada tıraş olacağız. Kafayı sıfıra vuracağız. Öyle bir ortam yani. Herkes birbirine acayip pozitif ve destek. Onun dışında da müzikle ilgileniyorum. Yani hem şehrin içinden böyle doğanın parçası olduğu bir yere gitmek çok inanılmaz toparladı. Hem de konservatuvarda yarı zamanlı bir sertifika programına gidiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin caz sertifika programı var. O da son zamanlarda bana çok iyi geldi ve gerçekten seneler sonra ilk kez davul çalabildiğimi hissediyorum. Son zamanlarda en yoğun uğraşlarım genelde antrenmanlar ve müzik zaten. Evet arkadaşlar, ormana geldik. Şimdi arkadaşlarımız quarter final antrenmanlarını deneyecek. Ben de kendimce belki antrenman yapacağım. Halter çalışabilirim vesaire. Kısaca bu arada özet geçeyim. Bu arada yine klasik bizim mekanımızı şöyle bir gösterelim. Kısaca özet geçeyim arkadaşlar. Open diye bir antrenman açıklıyor CrossFit. Bir kurum biliyorsunuz CrossFit. Yani federasyonlaşma yok onlarda. Bir marka. Açıklıyor. Open'ları 3 tane antrenmanı yapıp belli bir sıralama elde ediyorsunuz. Bulunduğunuz kıtaya göre. Türkiye Asya'ya bağlı. Bizimkiler Open'da ilk 10'daydı zaten buradaki herkes. Zaten o da Asya'da bir sıralama yaratıyor. O sıralamadaysanız, belli bir kişi sayısının içindeyseniz quarter final'a kalıyorsunuz. O şu an olacak. Orada da bir sıralama isteniyor. Detayları sorarım zaten içeride. Oradan sonra semi final'a kalıyorsunuz. Bu genelde Türkiye'de gelinebilen en yüksek nokta zaten. Bunun ötesine geçen erkek bir atlet yok sanırım. Kadınlardan da Seher var diye biliyorum.
İsveç'te ya da Norveç'te yaşıyor olması lazım onun. Geçen sene Games'deydi. Games zaten CrossFit Games. En meşhur. Yani o işin olimpiyatı gibi bir şey. Oraya doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Mevzu bu. Ben de dün yağışlı hava yüzünden burada bırakmıştım motorumu. Evet arkadaşlar. Selamlar tekrardan. Hem telif yememek adına hem de açıkçası sadece olanı biteni izlemenizdense birazcık hem laflamış oluruz hem de daha verimli olur video için diye düşündüm. Şimdi şu anda izlediğiniz kişi Eren Yayla, 21 yaşında. Türkiye'nin en genç ve yetenek vaat eden CrossFit sporcusu kendisi. Onunla nasıl tanıştığımı, hikayesini biraz önce burada hazır konuşuyorken özet geçeyim istiyorum. Bu arada antrenman şöyle, çok pardon, 5 tane bu gördüğünüz burpee box jump over'ı yapıyor. Ve hemen üzerine 125 kilo gördüğünüz. Önce 1, sonra 2, sonra 3, 5'e kadar gitgide artarak tekrarlar yapıyor. Clean and jerk'te, yani silkmede halk arasındaki tabiriyle. Eren'le şöyle tanıştım ben aslında. Seneler önce bir yarışma düzenlemişti Ateş Boran. Ben de supplementler.com'da çalışıyorken orada görevliydim. Yani standımız vardı, orada duruyordum vesaire. Tabii sonuç olarak dumbbell var, barbell var. Yani CrossFit ilgimi çekiyordu. İnsanlar ne yapıyor merak ediyordum, izliyordum. Onu gördüm böyle dedim ya bu çocuk bu kadar genç yaşta. Yani gerçekten kendini bayağı farklı bir şekilde ortaya koyuyordu performansını vesaire. Böyle dedim bu çocukta iş var ileride çok iyi olacak falan. Sonra yanıma geldi abi ben seni bayağıdır takip ediyorum çok severek vesaire. Bayağı hoşuma gitti. İsmi böyle aklımda bir kaldı. Ara sıra da yazardı ederdi bana böyle DM kutuma falan. Yani dikkatimi çekmişti özetle. Ve seneler sonra geçtiğimiz yaz V-City diye bir yarışmada kız arkadaşım yarışıyorken, eski kız arkadaşım diyeyim, onu izlerken bir anda Eren Yayla falan dediler. Ya dedim bu isim bana tanıdık geliyor. Bir baktım yani en son 14-15 yaşındayken gördüğüm adam kürsüye oynuyor ve ikinci olmuştu o yarışmada. Çok da gururlanmıştım. Yani oradan sonra irtibatı hiç koparmadık. Onun da etkisi oldu açıkçası benim de bu salona çok sık gidip gelmemde. İlk ben ondan bağımsız olarak bu salonda deadlift sakatlar mı videosunu çekmiştim. Sevdiğim bir videom. Ama sonrasında işte Eren'le de böyle samimiyet kurdukça falan gitgide bu salonun bir parçası haline geldim diyebilirim özetle. Şimdi antrenmanın kalanını izleyelim. Çünkü yani bu antrenmanı bitiren Türkiye'de muhtemel tek kişi olabilir kendisi ve çok çok rahat bitirdi. 6 dakikada falandı diye hatırlıyorum. Burada da Ulukan Ulu var. O da salonumuzun elit atletlerinden biri. Bu arada CrossFit'te 3 ayrı seviyeden genelde bahsedilir. Beginner, Scaled yani biraz daha kolaylaştırılmış ve Elite. RX falan da diyorlar galiba. Yani direkt en üst seviye. Türkiye'de de hem zaten çok fazla sporcu olmadığı için hem de genel olarak ciddi bir tecrübeyi uzun yıllar boyunca hani o seviyeye gelecek kadar ortaya koyan az insan olduğu için elit atlette görmek pek mümkün olmuyor. O da nadide elit atletlerimizden biri. Burada genelde 3 atlet. Ha, bu salonda bu arada Open'da ilk 10'a girmiş 4 atletimiz var. Hatta ilk 8'e girmiş 4 atletimiz diyebiliriz. Ulukan da onlardan biri. Hepsinin tabii elit seviyede de nasıl ki Usain Bolt olimpiyatlarda domine edebiliyorsa birçok rakibini en üst seviyede bile. Burada da birçok farklı seviyede atletimiz var. Ulukan eski bir cross motorcusu. Ciddi şampiyonlukları var. CrossFit'le de son yıllarda uğraşıyor. O da epey yetenekli. Burada izlediğiniz ben konuşurken başlayan kişi de salonun sahibi Talha. O da
Çok sevdiğim bir sporcu. Buradaki Eren'le beraber daha üstte oynayanlardan kendisi. Ben Talha'nın anatomik olarak CrossFit'e aşırı uygun olduğunu ve tam olarak bu iş için yaratıldığını düşünüyorum diyebilirim. Çünkü CrossFit şöyle bir spor. Yani bir kere halter var içinde. Aynı zamanda jimnastik var. Yani kısa uzuvlar çok avantaj. Bu çok net yani. Genelde gördüğünüz elit ve hani games'de bu işi icra eden atletlerinde büyük bir çoğunluğu 1.70-1.75 aralığında ve kiloları da 80-85-90, bazen işte Matt Fraser gibi öküzler o kilolarda olabiliyorlar. Talha da gitgide öyle bir fiziği inşa ediyor, etmeye de devam ediyor. Halter konusunda CrossFit'in içerisinde gayet iyi bir tekniğe sahip. Bu arada yani şu da bir yanılgıdır. CrossFit yapan birinden bir halterci kadar akıcı bir teknik beklemek. Çünkü aynı anda o kadar fazla şey var ki, jimnastik bunlardan biri, kondisyonel çok fazla iş yapmanız gerekiyor vesaire. Sadece gerçekten antrenmanların içinde, ki genelde antrenmanlarda maksimal efordan ziyade submaximal dediğimiz, yani biraz daha maksimumun altı. Ama hani birçok işin üzerine koyulan halter egzersizleri diyeyim, yani deadlift falan, squat'ı da dahil ediyorum, görüyoruz. Yani bu tip çalışmalar daha çok ön plana çıkıyor. CrossFit daha çok bunları görmek istiyor atletlerden. O yüzden onun için çok elverişli, yeterli bir tekniği var. Bununla beraber bu tip hoplamaca, zıplamacalarda da vücudunu çok rahat, hızlı hareket ettirebiliyor. Ve bu arada yani 7 senedir neredeyse aralıksız, belki daha fazla, daha uzun süre de olabilir, ciddi bir efor koyduğu için ortaya bu seviyeye gelmiş bulunuyor yani. Onu da vurgulayalım. Burada da iyi bir performans ortaya koydu. Eren bitirdi. O son 5'li clean and jerk'ün ilkini burada kaçırıyor. Bak, seviyorsun, sakinliyor. Sonra bırakınca atar yapıyor. Aa, yapmadı. Evet arkadaşlar, bakın burada bazı çizgiler falan filan. CrossFit her şeyin nasıl yapılacağını, işte neyin ne kadar uzak olması gerektiğini falan. Burada mesela stand push up olacak vesaire. O yüzden onların uzaklıklarını belirliyor. Bize burada ölçü ölçü aynı setup kurmaya çalışıyorlar. Olay bu aslında. İkinci farklı bir şey denince için şu an yenisini kuruyorlar. CrossFit'in en yakışıklı çocuğu. Evet, şimdi bir atlet burada, bir atlet orada. Burada koşuyor. Burada abi biraz işin bilir kişilerinden şey yapalım. Selamlar arkadaşlar. 3 farklı atlet, 3 farklı spor. Yani bu seviyede bile, şu Steam kamerasını düzeltelim. Bu seviyede bile abi şey, acayip fark ediyor ya skorlar. Mesela bu adam domine etti diyor. 10 dakika time cap vardı o antrenmanda. 6 küsürde bitirdi. Bir tanesi sonuna biraz yaklaştı. Mesela adamın şeyin, Luka'nın 128 mi neymiş clean and jerk'ü. Adam 125'i burpee'lerin üstüne 3 kere falan almaya çalıştı, uğraştı. 1'i 2'yi bitirdi. Bu mesela en üst seviyede bile bu kadar skor farkının olması vesaire falan, bununla ilgili ne düşünüyorsun? Hocam şöyle, Yunanistan'da bir yarışmaya gitmiştik, Athens Row'dan. Oturuyoruz böyle, sporcularımız var, ben de yarışıyorum o zaman. Bir tane herif var, adamla dalga geçtiler arkadaşlarım. Dediler ki, bu ne lan dedi, adam 70 kilo. Ve böyle sanki oryantal yapıyor gibi, omurga böyle çok stabil de değil, tamam mı? Yunan bir arkadaş, abi herif bir domine etti.
Ve dediğin gibi Max'ı... Görsel olarak Eren de buna benziyor bu. Türkiye'de çok fazla görseli çok iyi atlet var falan. Ya Eren, beklemiyorsun. Eren'de en azından şunu görüyorsun abi. Soba borusu gibi herif diyorsun. Ya bu adam gerçekten balet gibi duruyordu sahnede ve acayip domine etti. Dediğin gibi şöyle, Max'ı belki 140 kilo pinajörtte ama herif 110'da abi. Yani alıyor atıyor, alıyor atıyor. İşte evet. Üzerine chest to bar pull up yapıyor, muscle up yapıyor. Biraz Max değil Submax'da nasıl iyi olduğun ve bir şeylerin hani yüksek efor şeylerin üstüne ne kadar yapabildiğin hep bu test ediliyor gibi geliyor. Ya aslında bu spor... Bana Eren de çıkabiliyor mu? Ben yüzdesel olarak baktığımda çok az. Bu sporun olayı şu aslında. Bodybuilding'den birazcık ters yolda, zıt bir yolda. Mesela pump olmak iyidir ya bodybuilding. Abi bu sporda ne kadar az pump olursan evet, o kadar evet, evet onu fark ediyorum. Yani bir an önce o kasının anında hazır olması lazım. Recovery hızı çok önemli. Ama tabii mesela Eren'de şimdi güçlü olması büyük bir katkı sağladı. Bayağı. Her şeyden biraz olması lazım. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Çok konuştum. Mesela CrossFit Games'te birinci olan adamları bir inceleyin arkadaşlar. Bir antrenanda üçüncü, bir antrenanda beşinci, bir antrenanda yedinci, bir antrenanda sekizinci ama hep overall'da birinciler yani. Çok enteresan bir spor. Çok enteresan bir denge var. Düzenli bir program yok ama bir yerde hep böyle seni tepede buluyor yani. Şu an iyi gidiyor arkadaşlar. Bakalım. O artırlar. Burada şu an 3 atlet var. Sonra belki salon değiştireceğiz. Burada dumbbell olmadığı için. Bir tane testte. Bakalım iyi gidiyor. Ben beklediğim gibi gidiyor. Eren hatta beklediğimin çok ötesinde iyi gidiyor. Umarım öyle devam eder. Güncellemeye devam edeceğim testte. Evet, Eren Yayla özel setup'ı kuruluyor. Sana ne soracağım ya? Şey diyorlar. Benim kitlede çok var. Bu abi bu adamlar bu kadar antrenman yapıyor böyle acayip de iyi kilolar kaldırıyorlar ama hiç iyi görünmüyorlar. Ya da spor yapmıyor gibi görünüyorlar. Niye böyle falan? Abi şöyle birincisi bayağı karbonhidrat gerektiren bir spor. Çok karbonhidrat alman lazım yani. Bir de genel olarak CrossFit kültüründe şey var. Çok fazla beslenmede şey dikkat edilmiyor. Hani sallıyorum günlük 3500 kalori ihtiyacım var. Hmm. 3500 alayım olmuyor işte. 4000 alıyorsun. 4200 alıyorsun. Okay. 4500 alıyorsun. Yağsızlıktan ziyade kas kütlesi için de söylüyorlar. Yani adamın ne bileyim adam ince diyor. Adamın kolu hiç spor yapıyor gibi durmuyor falan diyor mesela. Abi şöyle. Ama ben Games atletlerini gördüm canlı. Mesela onlar da gerçekten bizim yarışan bodybuilderların bazılarından büyükler. Ya o mesela, garip. Bizde mesela şey böyle. Yani hipertrofi kültürü değil bu. Yani pump'tan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorsun. Tabii ki aksesuar çalışmalarda falan biz de yapıyoruz, biceps curl yapıyoruz, işte pump yapacak hareketleri seviyoruz. Ama antrenmanın büyük bölümü o değil. Olabildiğince böyle mesela power clean var antrenmanda. Alıyorsun, atıyorsun, alıyorsun, atıyorsun. Yani çok fazla kasında böyle yıpranmalara sebep olan bir spor değil gerçekten. Hmm. Daha çok böyle sinirsel uyarım. Zaten gerekliliği de bu bir yerde evet. Yani. Ama işte elit seviyede harbiden çok iyi görsel elit gördüm seviyede, ben. Hocam, senin de yerlerin iyiydi hocam. Şimdi koyarız burayı biliyorsan. Elit seviyede biraz ilaç kullanımının ha, okay. Etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Doğrudur. Aynen. Yani normalde yani temiz beslenen, ilaçsız bu spor yapan birisinin çok böyle maskeler olma ihtimali yok. Bence de. Evet. Ama nedir işte mesela aerobik kapasitesi çok iyidir. İşte kütlesine göre oldukça kuvvetlidir. Hızlı toparlanıyordur. Tekniği çok iyidir. Bunlar daha böyle ön plana çıkıyor. Anladım. Aydınlatıcı oldu hocam. Ben teşekkür ederiz. Kendim de hocam fiziksel görüntüye çok dikkat ediyorum. Seviyorum yani. Spor yapıyorsak birazcık da fit gözükelim kafasındayım. Ben mesela gerçekten işte makrolarımı sayıyorum. İşte fazlalık olan şeyleri çıkarıyorum. Hatta bazen performanstan çok fiziksel gelişim odaklı besleniyorum. Antrenman evet. Yapıyorum. Ben de öyle bu arada. Benim de hedeflerimde powerlifting olduğunda bazen yağ oranına dikkat etmiyorum vesaire ama genel olarak ben de hani powerlifting yapan Türkiye'dekilerin arasında iyi görünenler arasındayım. Kesinlikle. Aynen. O da ek bir çaba işte gerektiriyor. Aynen. Ne bileyim mesela olabildiğince hızlı metabolize olan bir karbonhidrat alman gerekiyordur. Ama ben onun yerine daha çok protein odaklı kalmayı seviyorum. Anladım.
şey, akşam saatlerinde yatmadan hızlı rekorda olmak için ne bileyim karbonhidrat tüketmen gerekiyordur. Etmiyorsun. Yani, etmiyorum. Anladım. Kalorik defisit oluyor genelde yani. Hmm. Sen öyle yapıyor musun? Abi ben görsele dikkat ettiğim zamanlarda o kadar katı olmuyorum da. En azından biraz dikkat ediyorum. Evet. Aynen. Öyle özetleyebilirim yani. Ya ama benim zaten bodybuilding podyumu haricinde hiçbir zaman çok çok strict diyet yaptığım bir evre kuvvet için olmadı. Çünkü her ek kaloriye biraz şey olarak bakıyordum. Hani iyidir. Bu da bana yarar. O da söyle. Aynen. Hem mental hem de... Ama ben hani o görseli sen mesela diyetle hani bunu yapıp muhtemelen daha fit gözükelim spor yapıyorsak diyorsun. Ben onu işte biraz kütleyle. Yani atıyorum biz powerlifting'de gerekmese bile ben çok fazla asistan egzersiz yapıyordum ki iyi görüneyim. Benimki oradan biraz kompanse ediyordu daha fazla. Kesinlikle yani. Çünkü aslında... kütleli olunca hani çok yani yağ oranı çok iyi olmasa bile kütle orada durduğu zaman o görsel oluyor zaten. Açıkçası CrossFit'te de o kaslı gördüğün adamlar aksesuar çalışmalarına bayağı önem veriyorlar. Aynen. Yani sadece ilaç deyip boklamayalım adamları. Çünkü bir de sakatlanmamak için de evet, özellikle aynen biceps tendonunu vesaire. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela strict pull-up. Kendini crossfitçi olarak gören hepçi bir şey yaptırdığında tabii çok tekrar yapılmaz ya da ağırlıklar çekemez. Çünkü hep kick var, kalça kullanımı var. Bütün vücudu kullanmak var. Ama bence iyi bir crossfitçi strict pull-up'ta da iyi olmalı yani. Aynen. Kesinlikle. Hani, tamam vücudunu fonksiyonel kullanıyorsun eyvallah ama sonuç itibariyle bu bicepsini de bir şekilde çalıştırmalısın ki evet, güzel gözüksün. Onu atlayabiliyorsun CrossFit'e bazen. Anladım. Hani şöyle mesela, bunun yerine işte leti daha aktif kullanıyorsun. Sadece stabil ediyor falan. Hı hı. Konuyu o zaman izole çalışmalar ve kalorik defisit diye. Aynen. Kapatalım. Evet, şimdi yine Eren'in test 1 antrenmanını izliyoruz. Test 1'de de bayağı bir şey var. Yani şu an ezberimde değil ama görselini koyarım. Front squatlar var, araya muscle up giriyor, handstand walk yapacak sanırım bundan sonra. Yani böyle sürekli omza iş yaptırıp sabrınızı, hayatınızı sınayan, test eden, omzunuzu da bir yandan test eden zorlayıcı bir antrenman. Bu arada bir önceki antrenmanın skorlarında 10 dakika süre vardı yanlış hatırlamıyorsam, umarım hatırlamıyorumdur. Eren 6 dakikada korkunç bir hızla bitirdi. Talha son 5 tekrarlık silkmeye gelip ilkini çıkaramadı. Ulukan'a burada bir respect atmam gerekiyor. Hayatındaki maksimum silkmesi 128 kilo. Bu antrenmanda 125 çıktı deminki antrenmanda. Ve yani totalde 4-5 tekrar yaptı diye hatırlıyorum. Gerçekten çok çok iyi bir efor. Burada front squat gitgide tekrarları artıyor, ağırlığı düşüyor. Yani şu an sanırım 12-15-21 miydi? Öyle bir şeydi. Ya da 9-15-21 de olabilir. Dediğim gibi antrenmanı koyacağım. Araya işte bir handstand walk girdi. Şimdi ring muscle up giriyor. Bu arada yani biraz kendimi de araya katacak olursam hayatım boyunca ring muscle up yapamam gibi hissediyorum. Yani bu spora bir geçiş yaptım ama bir iddiam olmadığını hem vurgulamış olayım hem de bazı şeyler bana gerçekten o kadar uzak geliyor ki. Ha ama şu da var. O kadar uzak gelen şeylerin bazılarını da o kadar kolay yaptım ki o yüzden belli olmaz tabii ki. Ama yani ringde sadece dipsin kilitleme pozisyonunda durma çalıştım bir kere. Yani ring benim için çok aptalca titreten, zaten titreyen bir atletim birçok şeyde. Acayip zorlayıcı benim için. Yani gerçekten. O yüzden buradaki özellikle handstand walk, yani şu an handstand'de durmak bile benim için zor. Kafamın üstündeki şınavı tam tersi burada antrenmanda göreceğiniz şekilde becerebiliyorum. O da kas gücüm sayesinde ama asıl duvara ters hani yaslanılan olayı hani henüz çok çalışmadım da zaten. Bir iki kere denemişimdir. Ama yapamıyorum yani genel olarak. Yapmak istediğim şeylerden biri. Bar muscle up yapabileceğimi düşünüyorum. Ama ring çok farklı bir stabilizasyon gerektiriyor. Ona pek hazır değilim. Şimdi yine bakın gördüğünüz gibi kilo 60'lı bir şeylere düştü. 21 tekrar olacak. Muscle up'ı böldü burada Eren.
En sona da bombayı koymuşlar. İşte daha da zor oluyormuş aslında. Benim yapabildiğim daha zor. Duvara doğru dönük olduğunuz push-up, amuda kalkarak yaptığınız handstand push-up daha zor. Ve birçok atletin de çok hazırlıksız yakalandığı bir şey. Genelde tersi yapılır çünkü. Orada patlayan çok oldu. En sona resmen bir hani test gibi onu koymuşlar. Bence eleyici kısmı o diyebilirim. Çünkü yani bu seviyedeki artık quarter final'a kalmış herkes bir şekilde kafasının üstüne yürüyor ya da ring muscle up yapıyor artık. Yani benim gözlemlediğim o. Ama yani şunu söyleyeyim, antrenmanlar o kadar sert ki zannediyorum. Ben Eren'i demin gördüğünüz hani dizlerinin üstüne elini koyup soluklandığını bir tek canlı izlediğim yarışmalarında bir iki kere gördüm. Yani salonda hiç görmedim. Ve korkunç antrenmanlar yapıyor bu arada Eren. O yüzden eminim ki serttir. Ama bu antrenmanda da gayet güzel hakkını verdi. Mesela kendimi yine hem işin içine katmak hem de genel olarak işte Talhan'ın anatomisinden falan bahsettim. Eren biraz ağır, 90'lı kilolarda. O yüzden çok kuvvetli. Geçmişten beri zaten hani halteri özellikle gerçekten bir halterci tekniğine sahip. Yani Türkiye'de görebileceğiniz en iyi halter tekniği belki. Bilmediğim birileri vardır şimdi. Hani çok genelleme yapmış olmayayım. Varsa özür dileriz ama benim gördüğüm kadarıyla böyle. O yüzden kuvvet özellikle barbel içeren şeylerde. Özellikle barbel conditioning dediğimiz hani submaximal ama böyle kondisyon da gerektiren. Kasınızın şişmemesini gerektiren ve bolca iş yapmasını gerektiren testlerde aşırı üstün. Ama bununla beraber işte vücut ağırlığıyla yapılan işlerde bu bir dezavantaja dönebiliyor. Ki düz mantık zaten hani belli bir avantajı olmasa atletlerin çoğu belli bir boyda ve belli bir kiloda olmaz. O yüzden bakın yani resmen adam durdu ve dinleniyor. O yüzden antrenmanın sertliğini buradan algılayabiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel bir efordu. Burada bir anda kası tükendi. Ve çokça böldü diye hatırlıyorum. Yanlış değildir umarım. Bu çizgiye elin değmesi gerekiyor. Alt vücuttan hiçbir şekilde strict olacak destek alınmıyor. O yüzden özellikle yani strict kısmı da zaten çoğunlukla CrossFit'te beklenmedik oluyor. Birçok insan genelde momentumlu varyasyonlara çalışır. Görkem'in de söylediği gibi yani herkes kip yaparak momentum alarak barfix'te iyidir. Bunda da push-up olarak iyidir. Ama işte strict pull-up dendiği zaman strict overhead press ya da strict bu şekilde yani momentum kullanmadığınız sadece kas gücüne dayalı varyasyonlarda CrossFit sporcuları genelleyebiliriz bence. Genelde daha yeteneksiz ya da daha hazırlıksız diyeyim. Zaten CrossFit kurum olarak benim gözlemlediğim kadarıyla hep hazırlıksız olunabilme ihtimali olan şeylerden atletleri vurmaya çalışıyor. Benim gördüğüm bu. Bakın burada hani artık ara vere vere çünkü çok dinlene dinlene yaptı. Yani buraya gayet iyi geldi. Müthiş bir hızla da gelmedi tabii ki. Çünkü ona çok gülümseyen bir antrenman olduğunu söyleyemeyeceğim. Vücut tipinden kaynaklı. Ama yavaş gelmedi. Onu yavaşlatan en büyük etken buradaki push-up'tı bence. Bakın artık baksanıza yani 1 ve 2'yi de deneyip alamıyor yani. Çok zor gerçekten. Ama eninde sonunda antrenmanı bir şekilde çıkardı. Bu antrenmandaki özellikle şu grind'ı bir bench press grind'ı gibi yani. Emeğine sağlık diyelim kardeşimize. Güzel iş çıkardı yani. Burada da yine Talha. Talha bu jimnastik konusunda özellikle çok çok yetenekli. Talha'yı biraz daha ben şey görüyorum. Yani Eren kuvvetiyle ön planda ve çok tehlikeli. O yüzden özellikle bir antrenmanın içine mesela orada 125 kilo silkme koymuşlar. Yani yapamıyorsanız zaten direkt eleniyorsunuz. Yani çok eleyici bir halter antrenmanı olmuş aslında ve araya da burpee'ler koymuşlar. Yani tam böyle CrossFit'i tanımlayan antrenmanlardan biri bence. Yani aslında tanımlamıyor da şöyle söyleyeyim.
halteri iyi olanın ya da kuvvetli olanın çok baskın gelebileceği bir yer. Tala biraz daha all round dediğimiz, yani jimnastikte iyi. Teknik olarak özellikle çok iyi. Çok çabuk hareket edebiliyor, hızlı. Diğerlerinde, yani hepsinde böyle yeterince iyi ve o yüzden her an Görkem'le de konuşurken söylediği gibi, hani hiçbir şeyde sürekli bir gitmeyip ama her an sürpriz yapıp böyle bire oturabilecek sporculardan biri. Ben yani diğer insanlardan farklı gördüğüm noktası şu: çok hızlı gidebiliyor ve kesmiyor yani. Kafası kırık bu konuda. Bir şeyleri bölmüyor. Burada mesela bölmüş ilginç bir şekilde. Çok az gördüğüm bir şey. Hızlı gidip hızlı devam edebiliyor. Ciğersiz bu konuda yani. Ve kafası gerçekten kırık. Onun bu antrenman performansı çok 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 domine ediciydi yani. Çünkü buradaki, şimdi izleyeceksiniz. Yani işte kısa uzuvların avantajı da diyebilirsiniz ama bence aslında gerçekten bir yandan kuvvetli de bir sporcu. Şu an soluklanıyor falan ama şovu birazdan izleyeceksiniz. Yani belki de bu hareket tam hani onun şanslı olması için bir fırsattı yani. Ve çok iyi değerlendirdi o fırsatı. Yani bu hareketi bu hızda ve bu kadar kolay, normalde antrenmanlarda hemen hemen hiç yapmamaya rağmen, yani birçok insanın yapmamasına rağmen. Çünkü gerçekten CrossFit'in rutin bir düzeni var. Belli metkonlar var ve belli şeyler, belli şeylerin arkasına geliyor vesaire. Ya bunlar çok çok da antrenmanlarda gelip de karşınıza çıkacak şeyler değil. Ama CrossFit hani biraz survival of the fittest. Hani ne kadar fitsin, her an işte hayatta kalabiliyor musun, adapte olabiliyor musun, uyum sağlayabiliyor musun test ediyor ya. Bunu test ettiği için de zaten bilerek çoğu insanın çalışmadığı yerlerden, bu yine kendim tekrara düştüm ama oralardan vurmaya çalışıyor. Belki de birçok yaptıkları bu eleme antrenmanlarında şeyleri normal yıllık antrenman düzenlerinde bir ya da iki kere, belki üç kere görüyorlardır yani. Ve ona rağmen gerçekten çok çok iyi performansı. Burada bu arada çok, yani Asya özelinde ilk 5'e 10'a girebilecek bir performanstı. Sadece şu sona kadar. Yani bu gördüğünüz sonuncu tekrar demin. 20. tekrardı ve 21 isteniyor antrenmanda. Yani o 21 de gelse tahmini bir 20-30 saniye kayıp var orada. Ve o kayıpla böyle baktık skorlara. Gerçekten çok şey oldu ya. Geriye düştü. Yani bir tane rep o kadar sıralama atlatıyor ki. Evet, atletlerimizden yeterince bahsettik. Biraz da kendimden bahsedeyim. Onlar kadar bahsedilecek yönüm yok, henüz çok yeniyim ama şöyle söyleyeyim. Yani ilk antrenmanlarımda, işte Eren mesela ilk beni, hadi senle bir CrossFit demo antrenmanı yapalım, sonra işte bir şeyler çalışalım halterle ilgili falan diye çağırdığında Cindy gibi bir şey yaptırmıştı. Gerçekten yani çok da basit bir antrenman ve time cap olarak da çok masum bir 10 dakika koydu. Kıçımdan soluyordum. İlk bu row makinesi ve benzeri şeylere kalkıştığımda, işte ergolara, bike'lara falan. Yani ikinci dakikadan pump oluyordum. İş yapma becerimi, kaslarımın hemen şişiyor olması çok engelliyordu. Bunun şu an böyle hani ciddi anlamda bir CrossFit template'ini, programını körü körüne değil ama entegre ederek, eksiksiz, en azından her gün belli bir şeyi ileriye taşıyarak yapışımın ikinci ayı falan. Artık mesela burada 25 kalori row çekiyorum. 3 dakika on, 1 dakika off var antrenmanda. 3 dakikanın içinde 25 kaloriyi bitirir bitirmez de tükenişe kadar şınav yapıyorsunuz. Ben 25 kaloriyi çektiğimde eskiden pump olup şişiyordum. Şu an yani burada 5 round yapmıştım diye hatırlıyorum. 25 kalori her round hiç şişmeden çok rahat yapıyorum. Yani ve o kadar hızlı yapıyorum ki, bacak kuvvetimden kaynaklı muhtemelen. Üst ekstremitem de kuvvetli. Yani 25 kalori 1 dakika ve altında bitiyor. Zaten 2 dakika tükeniş şınav kalıyor. O yüzden de 5 roundda totalde çok gereksiz fazla şınav çektim. Yani artık göğsüm
öyle bir tükenmişti ki vaktim bol ama yapamıyorum. Öyle bu son round, yani ilk roundda gerçekten bir 70 şınavı tekte attığımı hatırlıyorum. Bu aralar vücut ağırlığımı da çok iyi kaldırabiliyorum. Evet, Metcon bitti şimdi, ben de hazır salon boşken roll'u push-up'la falan bir şey yaptım. Ortamımız burada da, köşede böyle bak. Burası ring zaten. Bebişler burada uyuyor. Şu arkadaşımız epilepsi. Geçen bir kriz geçirdi. Oturup ağlayacaktım. Odin ismi. Onunla da tanışın. Bu da hepinizin çok seveceği Arnold. Araya güzel bir antrenman koyduk. Güzel bir, garip de pumplı bir antrenmandı. Evet, Türkiye'nin en iyi atletlerinden biraz duyalım ya. Nasıl gitti? Gerginiz. Nasıl hissediyorsunuz? Gerginiz abi, İlk gerginiz. İlk an stres var burada. Ben, stresiniz bana da geçti. İki antrenman bayağı ikiniz için. Şu crossover olayı. Küfür edersek araya burpee koy, tamam mı? Burpee, beep. Aynen. Ah, iyisiniz, iyisiniz. Birinde Talha bayağı parladı. Birinde Eren. Çok yüksek yani, sıralamalar olacak muhtemelen. Burpee vardı. Bu video girdiğinde zaten açıklanmış olur sıralama. Onu da koyarız aşağıya. Şuna çalışıyorlar şu an, çıkacak diye full. Ben de stres oldum. Şu anki antrenmanda 30 küsür kiloyla snatch var. Sonra üstüne tek elde overhead lunge gidecekler. Gülüyorlar bana bir yana. Tam bunun üzerine de bu yapmaya çalıştıkları ip var. O yüzden sıkıntılı bir antrenman, bakalım. Deneyecekler bugün her türlü. Biz de göreceğiz. Göğüslerim, şınavlar çok iyi hale getirdi bu arada. Senelerdir ben için yapamadı. Çünkü yırtığıma çok vurmuyor. Bayağı rahat tüketebiliyorum. Evet, artık günün son denenen antrenmanındayız. Bu arada ilk normalde şöyle. Demin izlediğiniz bir sürü front squat'ın olduğu antrenman birinci antrenmanı günün. Bu ikinci şu an izlediğiniz. Normalde ilk denedikleri yarının antrenmanı diye üçüncü test olarak geçiyor. Fakat hani ciddi bir halter rakamı olduğu için tazeyken en mantıklısı onu girmek deyip onu da aradan çıkarıp videoya kaydettiler. Yarın girecekler o skoru. Böyle bir strateji geliştirdiler. Bu antrenmanla ilgili söyleyeceğim en önemli şey, ilk antrenmanda ciddi bir silkme becerisi gerekiyor. Diğer antrenmanda gerçekten baskın bir işte jimnastik becerisi. Yani hemen hemen çıkabilecek en üst seviye çoğu şeyi koymuşlar. Şimdi onları izlerken anlamsız bulabilirsiniz ve hani zaten o seviyeye gelmek için önce çok fazla beceriyi kazanıp tekniği oturtmak gerekiyor. Ama bu antrenman birçoğumuzun aslında kuvvetinin ve kondisyonunun, yani tükenişe gitmek olması haricinde hemen hemen spor salonuna giden hepimizin lunge yaptığını, onun dışında bir şekilde çekiş ya da omzun yukarısına ağırlığı aldığımız varyasyonlar yaptığını biliyorum, gözlemliyorum. Fakat yani olay o kadar ters ki bizim geleneksel çalışmalara, onu vurgulayacağım. Detayına da ineceğim. Çok zor. Yani gerçekten çok zor. Şimdi Eren bitiriyor. Sıra Ulukan'da. Yani antrenmanla ilgili anlatacağım şey şu. Bir kere sakatlığımdan bahsedeyim ufak. Ben bazı metkonları yaparken bu kendilerini savurarak yaptıkları, keeping dediğimiz hareketle yaptıkları bar fixleri, yani aslında alt vücut momentumunu da, kalçayı da kullanarak ciddi bir kuvvet üretip kas gücüne çok ihtiyaç olmayan varyasyonda ben iyi değilim. Çünkü tekniğim yok. Henüz öğreniyorum. O yüzden antrenmanın içinde o çıktığı zaman ben strict pull-up dediğimiz bildiğiniz bodybuilder bar fixi yapıyorum. Haliyle biceps tendonumda ciddi bir yük var ve zaten daha önceki sadece oturup kol çalışmaktan öte biceps tendonumun çok aktif olduğu antrenmanlarda denediğim için geçenlerde antrenmanın son roundunun son tekrarında bar fix'te
böyle bir kolumda hani göğsümde yırtılmak üzereyken hissettiğim şeyi hissettim ve hemen bıraktım. Şu anda orada biceps tendonunda ciddi bir omza bağlanan kısımda korkunç bir ağrı var. Ve ben bu antrenmana bağlayacağım konuyu. Bu 32,5 kilo. Bu arada sırf bu dumbbell'ı bayağı başka bir salondan getirdik. Bunu bekledik falan. Ara verdik o yüzden. Şimdi 32,5 kilo dumbbell biz geleneksel salon sporcuları için, işte bodybuilding diyebilirsiniz, powerlifting diyebilirsiniz. Yani daha bir McFit'lerde Türkiye'de antrenman yapan tayfa için çok da ağır bir kilo değil, çok hafif de değil. O yüzden hissetmek istedim. Yani bunu kafanın üstüne sürekli almak nasıl? Gerçekten hani normal snatch gibi, normal koparma gibi ciddi bir teknik de gerektirmiyor. Zaten şeyi hiç deneyemedim ondan sonra. Kafamın üstünde tutarak. Yani o ciddi bir stabilizasyon zaten gerektiriyor ama kafa üstünde tutarak lunge'ı zaten deneyemedim. Çünkü direkt sağ kolumla işte önce 10'u aldım, sonra 20'yi aldım. Direkt 30'u bir denedim. O tendonumda bir ağrı oluştu. Yani tam iyileşmek üzereydi. Gitgide kayboluyordu ağrı. Yani öyle bir ağrıttım ki şunu söyleyebilirim. Ağrıdan dolayı zaten 3 tekrar yapıp bıraktım da. Bizim gibi yani en azından şöyle söyleyeyim. Benim büyüklüğümde, benim kuvvetimde insanlar için bunların her bir setini düşünürsek işte 7 tekrar yapıyorlar 32 kilo ile snatch'i. Sonra 8 yani 4 sağa 4 solda yürüyorlar. Kafanın üstünde tutma eminim aşırı zordur. Zaten öyle gözüküyor. Denemedim ama hani lunge'ın kendisi de zaten çok zorlayıcı bence. Yani vücut ağırlığıyla bile bence kolay bir egzersiz değil. Yani çok basit deyip geçemem. Özellikle kafa üstü bir şeyi stabilize edip yapmak, hele ki böyle ağır bir yükü tek taraflı, çok zor yani. Belki gördüğünüzde, baktığınızda CrossFit antrenmanlarının çoğu benim için ilk bakışta böyleydi bu arada. Yani geçmişte de yarışmaları falan izlerken, işte Eren 15 yaşındayken o ilk izlediğim yarışmasında falan da böyle bir sürü antrenmana baktım, izledim falan. Hani yapılabilir gibi gözüküyor. Konu şu, bir set olarak baktığınızda o evet o kiloyla 7 tane işte kafanızın üstüne almak çok az zorlayıcı bir şey. Ama bir sürü işi kombine edip bir de arka arkaya yapmanız gerektiğinde mesela ip atlamak hani çok bağımsız gibi gözüküyor. Omzunuzun üstünde bir şey taşıdınız, işte omzunuzun yukarısına sürekli bir dumbbell'ı indirip kaldırdınız. Abi bir noktadan sonra o ipi atlamak hani ölümcül, yani bu adamların inşa ettiği hem aerobik hem anaerobik iş kapasitesine ulaşmadan emin olun belki de bir seti zor tamamlarsınız. Yani zorluğu öyle ifade etmiş olayım. Yani hepimize yapılabilir gözüken kilolar ve tekrar sayıları olmasına rağmen bir de şu var. Biz bir set yapıyoruz, dinleniyoruz, bir set daha yapıyoruz falan. Birazcık daha tahribat odaklıyız. Tala bu arada burada çok acayip iyi bir skor yaptı gerçekten. Şeye de en son değineceğim, şu crossover geyiğine, yani o atladıkları ipin stiline. O da böyle yine antin kuntin bir crossfit'in hani eleyicilik, fitness, hani hemen bakalım yapamıyor olsan da hiç denememiş olsan da yapacak mısın geyiği bence tamamen. Yani özetle bizlere geleneksel fitness, yani burası biraz daha functional fitness, modern fitness diye tanımlarsak, geleneksel fitness yapan bizlere basit gözükebilecek çoğu şey, biz genelde 30 saniye ile belki 90 saniye çok fazla dersek hani en uzun setimize, arası iş yapıp dinlenen insanlar olduğumuz için burada 10 üzeri bir dakika vardı yine, tam hatırlamıyorum. Bu kadar uzun süre sürekli dönen bir tükeniş, yani gittiği yere kadar o dakika içinde giden bir işi yapmak bizlere o kadar uzak bir konsept ki şöyle deneyip görmenizi isterim. Yani tabii ki görseliniz için pump hissiyatı, besinlerin oraya taşınması ve kasın inşa oluşu daha önemli. Yaptığınız iş buna evet aslında belki özetle birçok insanın aşağılamak için kullandığı ameliliği kastedebiliriz. Ama hani bu perspektiften baktığımız zaman amelelik diye hani birçok fiziksel işi,
futbol ameliliğin daniskası oluyor. Yani bir topun peşinde 90 dakika koşturmaya bu perspektiften de bakabiliriz yani. Bu şekilde de ifade edebiliriz koskoca bir futbolu. Bu da kendi alanında bir sürü branşı bir araya getirmiş. Hibrit bir branş. Çok kötü bir cümle kurmuş olabilirim. Bunun için de üzgünüm ama. Hani konu fitness olduğu zaman illa bir görsel gerekiyormuş gibi bir algı varken bir sürü spor branşına hiç o gözle bakmamak çok ikiyüzlü bir olay bana sorarsanız. Bir de amelilik diyen birçok insanın hani günde 8 saat mesai ameliliği yapıp bunu amelilik diye tanımlamayıp böyle işleri amelilik diye tanımlaması da beni üzüyor arkadaşlar. Barış günün ortasında pek yoktu. Onu çok çekemedim. O da dördüncü. İlk 8'de dediğimiz 3 atletten biri. Talha, Eren ve de Barış var. O bu ip stilinde çok iyiydi mesela. Ama burada performansına çok beklediğim kadar hızlı yansıtamadı. Ama ona rağmen en iyi skoru bu antrenmanda, bu salonda o yaptı. Totalde bütün bu antrenmanı 6 tur döndü. Sadece 6.'nın son iplerini atlayamadı diye hatırlıyorum. Onu da tebrik etmiş olayım. Onu da ona da yer vermiş olalım burada. Genel olarak ilk quarter final gününü böyle özetleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.